Bir tanem kısaca bir anlatır mısın? Fethiye'de seni influencerlar nasıl dövdü? Nasıl saçlarını yoldular bir tanem? Bir anlat bize. Kanka kaç tane saç harcandı o gün söyle. Ne söyleyeceğim, asla yalan haber yapma. Biliyorsun ben bir Adanalıyım, beni kimse dövemez. Sadece ağır tarihte bulunuldu. Bedeli de ödendi biliyorsun. Bir tanem bedelini sanki bedeli kuaförde ödedi kanka. Sanki sen saçlarını da ödedin bir tanem. Kardeşim sağ olsun Melisa Döngel saçıma sponsor oldu yaşadıklarımı bana unutturabilmek için. Ya. Eten Hair Design'da saçıma birkaç tane kaynak taktırdık. Anladın yerine gelmesi için. Şimdi kısaca... Birkaç tane değil kanka, 200 tane taktı o gün. Evet evet. Şimdi kısaca olayı anlatıyorum arkadaşlar. Belis'ciğimiz canım arkadaşım Adanalı. Belis bizim Fethiye seyahatimize geldi ve influencer kızlarla... Ama İstanbul'da yaşıyordum, o parantez içindeki... Tabii tabii, İstanbul'da yaşıyordu. Ondan sonra Fethiye seyahatimize geldiğinde ilk gece influencerlarla biraz alkolü fazla kaçırıp ardından kızlar tarafından saçları yolundu. Saçlarını da kaçırdı elinden. Evet, bir 2-3 influencer saçından tutup bunu savurdu. Koridorlarda bir baktık, Belis'in saçları var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Saçlarını... O günden sonra saçıma kaynak taktırmayı bıraktım. Aynen, saçları takip ederek odasını buldum. Sonrasını sen anlat bir tanem. Neden saçlarını yoldular? Bir tanem, inan ertesi gün kızlarla da konuştuk bu arada. Karşılıklı birbirimizden... Yüzleştiniz. Hani şey yaptık ne derler. Neden bu hale geldik diye oturduk, bir istişare yaptık. Kimisi hatırlamıyor aşkım. Hiç kimse... Olaylar ve sürkülasyonlar o kadar hızlı gelişti ki... Hiç kimsenin kafası ben yerinde şey, değildi. Bir tane tek hatırı kalan şey senin saçlarının yerde olması. Hatırlarda kalan şey. Ama ben de kendime gidip hatırlıyorum. Hiç suçu olmayan bir kızın üstüne yürüdüğüm için bunlar başıma geldi. Ya. Öyle yani bir tane. Peki asıl soruya gelelim o zaman. Melisa'nın saçı başı yolunurken Anıl Tiryaki nerede ki? Ne yapıyordu? Anıl Tiryaki odasında bebekler gibi uyuyordu. Çığlık seslerini ve bağırış seslerini duyunca hemen uyandı ve yukarıya bir çıktı. Koridorda ya, Melis'in saçları. Asıl soru, bunlar yaşanırken Melisa Döngel neredeydi? Neden Melisa yoktu? Melisa Döngel setteydi ya. Evet. Sen çal kapımı setindeydi. Peki asıl soru. Ha. Bu kızları birbirine düşüren ana etken neydi? İsim vermeden söyle abi. Bence biraz meditasyon çalışmalıydı kanka. Şimdi ayıktım. Şimdi ayıktım. Adana. Görüntü gitti, Ceren arıyor. Evet arkadaşlar, IKEA'dan çıktık ama Zorlu Center'da H&M Home açılmış. Bir buraya da uğrayalım dedik. H&M Home'u bayağı seviyoruz çünkü biz. Gerçekten güzel şeyler var. Ver bakalım. Bu kadar iltifattan sonra koymamak mümkün değil. Aa, şu çok güzelmiş. Mum mu koyuyorsun bunun içine? Ne konuluyor? Bakalım. Mum. Evet, değil mi? Çok güzel. Alayım mı? Ya bilmiyorum. Senin evine uyar aslında ama. Zara Home'da hep görmeye alıştığımız gold detaylı aynalı. Bu kadar küçük mü yapmışlar yani? Tepsiler. O sırada Melisa girdi söze. Tam konuşuyordum, sen arkadan bir şeyler dedin. Aa bak, burada Melisa neler var. Buradan geleceğim o zaman. Bak vazolar var. Heyecanlandırdın beni. Yine burnun dışarıda. Evet, o çok güzel onlar. Bakayım. Kaç para bu? Bak bakalım ne kadarmış. Daha önce ben bundan alayım bir tane. Evde giderdi kanka. Evet evet, güzel, ben de beğendim. Bak bir de burada mermer bir tane tepsi var, çok güzel. Üzerine mum koyabilirsin. Ay, bu da çok güzel. Bak her şeyi çok dolduruyor çantaya.
Dolduruyor. Ay bu da çok güzel, bu da çok güzel. Bu da güzel. Al al, o da çok güzel. Nereye koyacağım ki bunu? Aynısından bir tane alacağım. Ay bana kim çarpıyor be? Ha şeymiş. Tam benlik bunlar. Duruyor yastık kılıcı. Çok güzeller. Yine her zamanki gibi sepetler her yerde. Şu tarafta neler varmış? Böyle şeylere ihtiyacımız yok. Al işte çerçeveleri bunlardan koyalım. Ama çerçeve yok ki. Senin bir çerçeven yok. Var. Şu mumların rengine bak. Büyükleri. Çok güzel renkleri. Burada ağaç süsleri de var. Melisa kendini kaybetti. Elim ayağım titriyor. Güzel. Melisa'yı bir süreliğine yalnız bıraktım. Yine gitmiş bir sürü bir şeyler alıyor. Bak bak. Biraz abartmadık mı sence? Hayır ya. Tamam peki. Nasıl bir şey çıkacak ortaya bakarız artık. Görürüz evinde. Yine dayanamamış. Yeşil mumları da almış. Renkleri güzel ama bunları beğendim. Bak şimdi eve gidince seninle dekorasyon videosu da çekiyoruz. Ne? En tatlı sabahlar Anıl Tiryaki ile başlar. Biz şimdi yoldayız. Önce bana uğrayacağız. Melisa ile beraberiz ama tipimizi görmeyin. Göstermeyelim tipimizi. Göstermeyelim tabii ki de aşkım. Ama sen gösterebilirsin. Sen dünya güzelisin. Ben her zaman güzelim, o ayrı. Camlarıma da kuşlar sıçmış yani. Daha yeni temizlettim arabayı. Yeni mi? Evet. Bir ay oldu. Şimdi karşıya geçiyoruz. Önce bana uğrayacağız. Sonra Kemali Bey'e gidiyoruz. Kemali Bey'de benim küçük bir işlemim var. Her zamanki gibi. Biliyorsunuz artık yaşım... 40. 40 değil ama yaşım ilerlemeye başladı. Orta yaşlardayım artık. 39,5. Şunu fark ettim. Şimdi size göstermek zorunda kalacağım. Bekleyin bir saniye. Şöyle bir şey fark ettim. Yavaş yavaş şu gıdım aşağılara doğru inmeye başladı benim arkadaşlar. Yaşlanıyoruz tabii. Yavaş yavaş pelikana benzemeye başladım. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi buraya küçük bir işlem yaptıracağım. Ama acısız. Ondan sonra kolay bir işlem olacak. Size de detayları göstereceğim. Bakalım benim gıdıma neler yapılacak bugün. O zaman Kemal Bey'de görüşürüz. Favori kahve mekanımıza geldik. Hemen bir şeyler seçelim. Hemen seçelim. Hadi Anıl Tiryaki ısmarlıyor. Hepsinden istiyorum. Tatlı mı yiyeceksin? Vallahi tatlı yiyeceğim. Ben geçen gün poğaça yemiştim ya, o çok güzeldi. Tamam, o poğaçalardan alalım. Merhaba. Merhaba. Biz iki tane latte alıyoruz değil mi sizden? Evet. Bir şey söyleyeceğim, iki o poğaça, bir de ikisini bu tabakla kısınız. Yani bir o, bir bu, bir bu, bir iki tabak. Tamamdır. Bir de iki latte. Ezanların okunduğu sırada kaydı açtım. Ay Dabrı'nın partisi var. Ne partisi? Hello. Bugün mü? Cumartesi. Cumartesi günü Halloween Party'ye gidiyoruz. Peki ben ne olacağım acaba? Çok heyecanlıyım. Bakın şu gıdım yok olacak birazdan. Kemali hocamızın kliniğindeyiz. Böyle güzel bir ortam var. Melisa. Melisa nereye gitti ya? Bahsettiğim tablolar bunlar. Bu tablolardan yaptırmamız lazım. Bakın şöyle de var. Şöyle var. Normalde insanlar ayda bir gelirler cilt bakımına ama maalesef Melisa'nın haftada bir gelmesi gerekiyor bu cildinden. Evet, şimdi bana gıdı işlemi yapılacak değil mi hocam? Gıdına fokus ultrason yapacağız. Bir tık pelikanlılık var bende. Ameliyatsız yüz gelme. Bu ne? Jel.
Bu şeydeki ultrason gibi düşün. Eyvah. Bak o kadar tatlısın ki arı geldi. Bana iltifat edin. Ben aslan burcuyum. Bana Ay, sürekli iltifat edilsin. Aa, ciddi misin? Tabii. Benim kızım da aslan burcu. Aslan burçları çok sever. Sabah kalkmış şey diyor. 29 Ekim için giyinmiş. Ben de uyanmadım. Dürtüyor böyle öpüyor. Babacığım şu güzelliği görmek istemez misin? Ya. İşte biz böyleyiz. Tam aslan burcu tepkisi. Şimdi nasıl bir alet? Korkuyorum. Şimdi şöyle bir alet. Buradan ultrason enerjisi çıkıp aşağıda 4,5 milim derinliğinde çarpışıyor. Çarpışınca orada 65 derecelik bir ısı yapıyor. Isıyla orada bir germe sağlıyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Yutkunma işlem sırasınca. Süresince. Şöyle bir şey. Gıdada çok ağrımaz ama yüzde sağlam acır. Biraz hissedersin. Biraz hissettim o ağrı. Diş ağrısı gibi. Çıkar çıkmaz bir %30-40 etkisini göreceksin. Tam birinci ile üçüncü ay arasında. Oradaki dokuyu, kolajeni uyarıyor. Eski kolajeni yıkıyor. Yenisinin oluşması için tetikliyor. Nasıl bu arada? Çok öyle değil. İyi, ağrı yok çok öyle. Bak. Bir tane sana şurada deneme yapayım. Aa! Ah, çok fena. Hayır, bir daha yapmayayım onu. Şöyle 4,5 milimliğinde kalınlığında bir plaka. Evet. Şimdi bak, üstten atış yapıyoruz. Üstünü elle. Burası cildinin üstü. Hasar vermiyor. Hı. Altına bak. Altını elle. Orayı böyle bak, plastiği bile eritiyor. Anladım, bu makina makine yapıyor bunu. Makine, sana attığımız şey. Anladım, cildin, altını, cildin altında o işlemi yapıyor. Böyle nokta nokta yakıyor. Hani yanan yer böyle büzüşür ya kolunda. Orayı böyle büzüştüre, büzüştüre kendi içerisinde. Burayı kendi içinde sıkılaştırıyor. Yaptığımız işlem. HIFO. Focus Ultrason. HIFO Focus Ultrason yaptırdım gıdım için. Hiçbir şey olsun. Bu arada gıdı gerçekten bir yaşlılık belirtisi. Gıdı bir de zor bölge. Şimdi sen burası sarkıyor ya. Evet. Şuradan dolguyla ve buradan dolguyla geriyoruz. Burası bunu... sarkınca gerebileceğimiz tek yer çene. Ve hani altı da serbest olduğu için yani %10 %20'lik bir fark oluşuyor. Burada mesela yüzde çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bir 4-5 sene önce bir arkadaşım şu kısmına örümcek ağı diye bir şey yaptırdı ve... O da bir tık sıklaştırır ama dalgalı bir görüntü olabiliyor. Evet, yani burada bir toplanma oldu, bir şey oldu. Yani bayağı... İlkler çok sıkıntılı konu. Geri dönüşü de yok. Teşekkür ederiz hocam. Geçmiş olsun, ne demek. Şimdi Melisa Hanım'a vitamin yüklemesi yaptık. Ardına bir yeni emilebilen maske yaptık cildine. Bunun daha derine inmesini sağlıyoruz LED maskeyle. Gözlerimiz kapalı. Kapatamıyor. Güvenemiyor. Kemali Bey'den çıkıldı. Çenemde bir değişiklik şu an yok. 2-3 haftaya dedi tam oturur dedi. Umarım oturur. Ben de cilt bakımı yaptırdım. Melisa da cilt bakımı yaptırdı. Suratı biraz kızarık, o yüzden görünmüyor. Yok, gösterebilirsin. Göstereyim mi? Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Melisa biraz alışveriş yapacak, yine durmuyor. Ardından yemek yiyeceğiz. Güzel bir yemek yememiz lazım. Çok acıktık. Alışveriş yaparken tabii ki kamera açılacak. Kayda girilecek. Neler alındı gösterilecek. O zaman AVM'de görüşürüz. Yine harika bir trafik var caddede. En sevdiğimiz şey... 29 Ekim olduğu için bayraklarla süslenmiş cadde. İşte o kadar sıra var ki ve sebebi HES kodu filan. Yani gerçekten bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ne bu böyle ya? Riskli olan biri de girmez herhalde zaten. Böyle bir uygulama yapmışlar. İçeriye toplamda 5 kişi girebiliyor. Şimdi AVM'deyiz. O kadar karnım acıktı ki hiçbir şey yapmadan önce acil yemek yemeliyiz dedim. Midpoint'e gideceğiz yemek yemeye. Ardından da Beymen'e gideceğiz. Apple
Apple mağazasının önündeyiz ve bir kalabalık burası. İnanılmaz bir kalabalık var AVM'de arkadaşlar. Tabii maskemizi de taktık. Açız, açız, açız. Barkod okutulsun. QR kod. QR kod okutulsun. Challenge videoları için çok fazla yorum gelmeye başladı. Aslında biz Melisa, ben ve Ceren çok eğlenceli bir challenge videosu çektik. What did we say diye bir challenge var biliyorsunuz. Ağzınızı bantlayıp ardından o kelimeleri söylemeye çalışıyorsunuz ve bilmeye çalışıyoruz. Ama biz konuyu çok yanlış anlamışız ve ağzımızı bantlayıp el hareketleriyle o kelimeyi anlatmaya çalışmışız. Aslında çok komik bir videoydu ama çöpe gitti. Yenisini çekeceğiz. O yüzden birazcık sizi bekleteceğiz. O video da yakında kanalda olacak. Merak etmeyin. Challenge videosu geliyor. Ama geliyor. Ama ondan önce Melisa'nın kölesi olduğum bir gün var. Herhalde o yayınlanacak. Onu da bir iki hafta önce çekmiştik. Daha yayınlayamadık. Onu yayınlayacağız yakında. Masaya Türk Kuzatesimiz geldi. En sevdiğimiz. Şu anda dünyanın en mutlu insanlarıyız. Şey. Of parmesini döktük. Burada lokumumuz var. Bak şu takımı al, çok güzel. Şu. Evet. Alışveriş çılgınlığı başladı. Bohem Reis Yargıcı Home'a geldik. Çok uçup kaçıp ifade. Ben şu an aşık oldum avizelere. Şu aynaya da aşık oldum. Kesinlikle yeni ev alışverişi Yargıcı Home'dan yapılmalı. Ama rahat bir 100 bin liraya ihtiyaç var bence. Kessin. Melisa. Çok güzel şeyler var. Artık çok güzel demek istemiyorum ama. Nefis, nefis. Artık nefis. Bitti benim için tamamıyla burası. Neden? İstediğim şeyler yok. Artık dekorasyon ürünlerini nereye koyacağım bilmiyorum. Şu hasır küplere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Hasır görünümlü mü? Hasır mı bu? Hasır. Bayıldım. Wow, bu küpler de çok güzel. Ev dekorasyonuna düştük. Neden öyle? Bende var bu. Güzelmiş. Babaanne işi. Yalnız gerçekten fiyatlar çok değişmiş. 700 TL. Melisa evine çöp kovası bakıyor. Bunlar çöp kovası bence. Arkadaki doğal taş görünümlü de güzelmiş. Doğal biraz taş değil bu, ne zaten? Taş. Ya taş mı? Evet. Bu mu yoksa yandaki mi? Yani bir karar veremiyorum. Şöyle siyah olmuş mı? Olsa çok güzel olurmuş. Sen de hep olmayanı istiyorsun. O metal herhalde. Evet, bu yok ya. Yok, taş olan daha güzel bence. Güzel. Ama ağzı kapanmıyor. Ama olsun, ne olacak? Şunu da mı kapatacağız? Aa. Bu neymiş? Saçma sapan bir aksesuar. Bunları daha çok beğendim. Bir de büyük boyu da var bak. Büyük değil de o kadar tuvaletim. Şu küçük olan bence ideal. Evet evet, küçük. Onun fiyatı neymiş? Şu değil ama ahşap şey. Güzelmiş. Ne kadar? 374. İyi. Bu mu o mu? Bence bu daha güzel ya. İyi diyorsun. Ne aldın şu an? Diş koymalık. Hı. Bir de sabun koymalık aldım.
hepsini içine dolduruyor. Melisa bir kararsızlık yaşıyor şu anda. Ahşap mı yoksa taş olan mı? Ya ikisi de çok şık. Şöyle düşün, senin banyonda neler var? Beyaz krem. O zaman bu. Bunu al. Ya bu da çok güzel bu arada. Bu değil mi? Evet, ben beğendim bunu. Ama daha güzel bunu alacağım. Hangisi? Ya hem kararsızlık yaşıyorsun bunu mu alsam diye. Ha bir de şey alacağım, bir dakika. Ne alacaksın? Kendi evimde pamuklarımı koymak için. Kutu. Şöyle bir şey. Şöyle şunlardan. Şunlardan. Bak o güzelmiş. Kendi odam. Melisa'cığım iki çöp kovası konusunda karar veremedi ve ikisini de almaya karar verdi. Dayanamadık ve böyle bir şey yemeye geldik şu anda. Tatlı krizimiz kahretsin. Önlenemez bir tatlı krizi. Şu anda elektrikli motordayım. Eniştem beni caddeye bırakıyor. Hiç ses de çıkarmıyor bu ha. Bayağı iyi. Sesli değil. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve caddede yürüyüş var. Cumhuriyet yürüyüşü. Ona gidiyorum. Tabii ki arabamı yanıma almadım çünkü arabayı park edecek yer yok. Ve trafiğe kapalı değil mi yol? Bağdat Caddesi trafiğe kapalı, kapalı şu anda. Şu anda kapalı. Biz de eniştenin elektrikli motoruyla Suadiye'ye iniyoruz. Koz yatağından. Tabii motor olunca böyle ara yollardan gidilebiliyor. Tabii canım. Normalde arabayla gidemeyiz buralardan. Yok, nerede? Atakan ve Ceren de bir kafede oturmuşlar, yeşil çay içiyorlarmış, yemek yemişler. Bir onların yanına uğrayacağım. Ondan sonra da Cumhuriyet yürüyüşüne katılıyorum bugün. Ama kötü haber. Maalesef Türk bayrağımı evde unutmuşum. Üçlüyle bir de bu var. Bak seni nasıl unutabilirim? Hep beraber Good Staff'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Dileğin yerine salata yiyeceğim. Mis gibi salata, evet, sağlıklı salata. Bu arada arkadaşlar blok 2'de ya da 3'te caddede giderken şey demiştim. Martıların bence kaldırımdan gitmesi yasaklanmalı demiştim. Benim sesimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi duymuş. Martılar artık kaldırımdan eminim gidemiyormuş. Eminim senin sesini duymuştu artık bu arada. Onu söyleyeyim sana. Tabii. Yani eminim bir kişi, senin sesinden belki de yani. Bilemeyiz arkadaşlar bu arada. Belki de Ekrem İmamoğlu benim bloklarımı izliyordur. Tabii. Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu seni sizi seviyoruz. Aha, sen misin aslında? Bir Anıl Triyaki video atsa da izlesem onun fikirlerini önemsesem diye bekliyordum. Yani. Ekrem Bey'i seviyoruz. Başkanımız sizi seviyoruz. Aa, araba saygılar izleyecek beni. Saygılar bu arada. Başkanım. Hani araba yoluna kapalıydı burası. Şimdi yine dileğin yerine geldik. Benim buraya tekrar gelip aynı siparişi vermeme kaç puan? Şu hayvanı ısırma artık.